Herkese iyi günler diliyorum. Bugün 8 Temmuz günlerden Perşembe, yavaş yavaş haftayı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta işlemler 4 gün, 15 Temmuz'da tatil. Sonraki haftada zaten pazartesi yarım gün, diğer günler kapalı, bayram tatili nedeniyle. Yani bu Temmuz ayında da aslında kapalı geçireceğiz gibi, yarım geçireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi hemen rakamlara bakalım. Gün ortasında Borsa İstanbul'la başlayalım. 1386 seviyesinde %0.3'lük bir kayba işaret ediyor. Dolar TL tarafına döndüğümüzde 8.70-69 ve Euro da 10.31. Parite 1.18-24. Şimdi Avrupa tarafına geçelim. Avrupa kanadındaki hikayeyi hemen sizlere aktarayım. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri konuya yakın kaynaklara göre enflasyonu orta vadede %2'ye yakın ama bu seviyenin altında tutma hedefini %2'ye yükseltecek ve gerektiğinde bu seviyenin üzerine çıkmasına izin verecek şekilde güncelleme konusunda uzlaştı. ECB para politikasında son 20 yılda gerçekleştirilen en büyük strateji değişikliğinin bir parçası olan bir karardan bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın hedef altı enflasyonla yıllardır sürdürdüğü mücadelede biraz değişiklik olduğu da ifade edilmiş durumda. Bugün 14'te ECB Başkanı Christine Lagarde 90 dakika sonrasında bir basın toplantısı gerçekleştirecek. 15.30 gibi anladığımız kadarıyla bu da önemli olacak. En azından öngörü açısından Avrupa piyasalarının tamamı ekside olduğunu ifade edelim ve devam edelim ABD kanadına. Şimdi Amerika Merkez Bankası Fed son toplantısının tutanaklarını açıkladı. Bankanın yetkilileri varlık alımlarının azaltılması, yani tapering'den bahsediyorum, ön koşulu olan hedeflere doğru kayda değer bir ilave toparlanmanın henüz karşılanmadığı görüşündeler ama ilerlemenin devam etmelerini bekliyorlar. Bu 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen toplantı tutanakları varlık alımlarının azaltılması için gerekli koşulların daha önceki toplantılarda tahmin ettiklerinden biraz daha erken karşılanacağını öngördüklerini ifade edelim. Katılımcıların, yani üyelerin genel olarak ihtiyatlı planlamanın bir parçası olarak gerekli şartların oluşması ve uygun görülmesi halinde varlık alımlarını azaltabilmek, doğru pozisyonlanmış olması gerektiği görüşünde olduklarını ifade etti. Peki ne oldu dün ABD piyasalarında? Dow Jones'ta hafif bir artı, Nasdaq'ta yine hafif bir artışla kapanışlar vardı. Vadeliler sabah erken saatlerde hafif eksi başlamıştı ama kayıplarını devam ettiriyor. 10 yıllıklara bakalım. Dün Amerikan 10 yıllıkları 1.31-63 seviyesinden kapanmıştı. Şu an 10 yıllıklar 1.26-29 seviyesinde olduğunu söyleyelim. 2 yıllık tahminle arasında ciddi bir fark da var. Görüldüğü üzere 0.20-43 seviyesinde. Bu arada Asya tarafında tabii kayda değer düşüşler gördük biz Nikkei'de, Hong Kong'da, Çin borsasında. Dolayısıyla bugün biraz kırmızı gibi görünüyor. Onu da aktaralım. Bugün Merkez Bankası'nın 14.30'da yurt içi yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri ve yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve brüt rezerv verilerini alacağız. Yine Amerika'da haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi gelecek saat 15.30'da. Şimdi son olarak bir kriptoya bakalım. Arkasından kriptoyu verdikten sonra iCryptex'e gideceğiz. Hemen kripto borsasına, daha doğrusu Bitcoin tarafına bakalım. Orada keskin hareketler olduğunu gözlemliyoruz. MTA'da zaten görüldüğü gibi 1814 ons dolarda spot altın yükseliyor. Bu seviye önemliydi. MTA'da ise Bitcoin tarafında %5'lik bir kayıp var. Diğer altcoin'lerde de kayıplar olduğunu söyleyelim. Bazı altcoin'ler haricinde diyelim ve Kemal Kabakçı'ya gidelim. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar. Şimdi bu Bitcoin inanılmaz bir volatilitede hareket ediyor. Yani 30 bin, 29 bin, 35 bin böyle günlük artı eksileri çok fazla ve çok hareketli. Nedir bunun kaynağı, hareketin nedeni? Tabii ki aslında son dönemde ciddi bir ivme kazanmıştık. 35 binlere doğru gelmiştik. Buranın da kırılmasıyla beraber tekrardan 38 binler, 42 binler gelir mi diye piyasa içerisinde bir beklenti söz konusuydu. Ama dün yayınlanan FOMC tutanaklarından sonra enflasyon ve istihdam endişeleri, komitenin varlık azaltımı için önümüzdeki aylarda istihdam ve enflasyon verisini takip etme kararı sürecin uzayacağı konusunda bir mesaj oldu. Bununla beraber ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin artması ve faizin düşmesiyle yatırımcılar güvenli liman ve uzun vade yatırım arayışında olduğunu gözlemledik. Bu gelişmelerle birlikte MTA ile Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında da negatif bir seyir
hakim oldu. Biz de tekrardan 32.500 bantlarına, hatta 31.000'lere doğru bir geri çekilme söz konusu oldu. Burada bizim 31.000 seviyeleri önemli bir destek noktamız. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi burası ve 35.000 bandı arasında ciddi bir dalgalanma söz konusu oluyor. Buradan tekrardan kuvvetli destek alıp bu yatay hareketine, kendi içerisindeki bu alandaki yatay hareketine devam edebileceğini düşünüyoruz bu noktada Bitcoin ile ilgili. Ama gelen veriler, haberler her piyasayı etkilediği gibi kripto para piyasasını da ciddi bir şekilde etkiliyor. Bitcoin için konuşacak olursak eğer. Güncelleme var. Biraz açalım bu konuyu. Ethereum tarafından. Evet. Şöyle, Ethereum'da uzun süredir beklenen 2.0 güncellemesi vardı ve bu adım adım ilerleyen bir güncelleme. Son güncelleme olarak da bir Londra hard fork'u söz konusu. Ethereum çünkü bir sistem değişikliğine gidiyor. Normal standart sisteminden 2.0'a dönüş sağlıyor. Burada bir artık iş geliştirme modelini değiştiriyor. Biraz daha açalım Burada mı? Ne bu demek bu tabii söyledikleriniz? ki şu şekilde hem işlem ücretlerinin düşüyor olması, hem artık Ethereum'un stake edilebilir vaziyete geliyor olması, Ethereum'dan bir ekstra pasif gelir elde ediliyor olma durumu söz konusu olacak bu gelişmeyle beraber. Ve Ethereum'un fiyatlanmasına da ciddi etkisi bekleniyor. Uzun süredir yatırımcıları ciddi bir şekilde takip ediyor Ethereum'u. Bununla ilgili bir tarih yoktu şu an için. Ve 4 Ağustos, dün 4 Ağustos'ta yapılacağı habere düştü piyasaya. Bu Ethereum tarafı ile ilgili de bir pozitif seyir hakime getirdi Ethereum ve Ethereum ağındaki kripto paralara özellikle. Bir yukarı hareket görürken tabii ki kripto para piyasasının etkileniyor olması bu Fed tarafından gelen haberle beraber Ethereum'u da negatif bir seviyeye doğru ulaştırdı. Ama biz bu 4 Ağustos'u Ethereum tarafı ile ilgili heyecanla bekliyoruz. Çünkü piyasadan pozitif yönde ayrıştırılabilir. Hani piyasalar kötü gidiyor olsa da Bitcoin tarafı kötüye gidiyor olsa da burada Ethereum piyasa içerisinde sazı eline alabilecek noktada olacak bununla alakalı. Ve bu sürecin de devamında Ethereum ile ilgili artık hep konuştuğumuz fee ücretlerinin düşüşü de gerçekleşmiş olacak. Umarım başarılı olur bu güncelleme. Peki, Beklentimiz o yönde. altcoin'lerle ilgili birkaç daha yorum alalım. Çünkü Türkiye'de de altcoin yatırımcısı fazla. Ya şu an şu şekilde ilerliyor piyasa açıkçası. Hani eğer altcoin'lerin kendi özelinde bir haberleri, bir güncellemesi yoksa burada Bitcoin hareketine maruz kalıyor. Bitcoin pozitif yöne doğru ilerlediğinde altcoin'lerde de bir hareketlilik geliyor. Bitcoin negatife düştüğünde altcoin'lerde kendi Bitcoin'le beraber hareketini sürdürüyorlar. Şu an Bitcoin'deki kötü atmosferden kaynaklı da altcoin'lerde fazlasıyla ezilmiş durumda fiyat hareketini. Tekrardan piyasanın genel bütün olarak olumlu hale gelmesini bekleyeceğiz altcoin'ler için. Eğer Ethereum gibi kendi içerisinde özel bir haberi yoksa, bir güncellemesi, temel bir verisi söz konusu değilse Bitcoin hareketiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Peki Kemal Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi OECD'nin bir çalışması var. Bilindiği gibi bu pandemi döneminde ciddi istihdam kayıpları yaşadı tüm dünyada. 22 milyon iş kaybı yaşandı. Ancak toparlanmaya rağmen hali hazırda 8 milyon istihdam kaybı da devam ediyor. OECD, gelişmiş ülkelerdeki iş gücü piyasasının şimdiye kadar kısmen toparlandığını ve 2022 sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönüş beklemediğini belirtti. Çalışmaya göre gelişmiş ülkelerde 2020 yılının sonuna kadar 22 milyon iş kaybı yaşanırken, toparlanmaya rağmen salgın öncesine göre hala 8 milyon fazladan işsiz bulunuyor. Dünyanın tamamında ise yaklaşık 114 milyon iş kaybı yaşanırken, iş arayan 14 milyon insan OECD tarafından atıl iş gücü arasında sayıldı. 1990'ların ortasından bu yana OECD ülkelerinde harcanan boş vaktin giderek düştüğünü belirten kurum, artan üretkenliğe rağmen boş vaktin azaldığına dikkat çekti.
OECD, salgının artan eşitsizlik, daha fazla teknik eleman ihtiyacı ve düşük vasıflı işçiler için azalan iş güvenliği gibi eğilimleri güçlendirdiğini vurguladı. OECD İstihdam Direktörü Stefano Scarpetta, istihdam toparlanması ile ilgili eşitsizlik ve dışlanma sadece sosyal ayrışmaların bir sonucu değil, aynı zamanda üretkenlik ve ekonomik toparlanma için ayak bağı değerlendirmesini yaptı. OECD, uzun dönemli işsizliğin hızla arttığının altını çizerken, salgında yaşanan her dalganın ve kısıtlamaların, insanların işe dönmesini daha da zorlaştırdığını belirtti. Finans ve sigorta sektöründe salgına rağmen istihdamın arttığını belirten kurum, gençler arasında artan işsizliğin endişe verici olduğunu vurgulayarak, hükümetlere bu kesimin yeteneklerini geliştirmek için eğitimler düzenleme çağrısında bulundu. Evet, bir de petrol fiyatlarında yükselişi son zamanlarda, son günlerde görüyoruz. Özellikle OECD, özür dilerim, OPEC Plus'ın toplantısı sonrasında bir anlaşmaya varamamışlardı. Amerikalı üreticiler de 10 milyarlarca dolar hedge zararı yazmasına sebebiyet verdi. Bu konu, habere bakalım. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Amerikalı üreticilerin 10 milyarlarca dolar hedge zararı yazmasına yol açtı. Petrol fiyatının 75 dolarla 6 yılın zirvesine çıkmasına rağmen 11 milyon varillik günlük Amerikan üretiminin 3'te 1'i 55 dolardan satılıyor. Financial Times'ın IHS Markit verilerine dayandırdığı haberine göre Amerikalı petrol üreticilerinin hedge zararı 2021'in ilk yarısında 7,5 milyar doları buldu. Petrol fiyatının 75 dolarda kalması durumunda zarar yıl sonunda 20 milyar dolara yükselebilir. Birçok uzman kaybın daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Bu durum yükselen fiyatlar karşısında OPEC'in elini rahatlatıyor. Enverus analisti Bill Fehrenpreis, mevcut kontratlar Amerikalı üreticilerin düşük fiyatla petrol satmasına neden oluyor. Bu yüzden OPEC yüksek fiyatların Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim patlamasına yol açmasından endişe etmiyor dedi. Geçen hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu OPEC artı üretimi artırma kararı alamamıştı. Toplantının ardından petrol fiyatında sert artış görülmüştü. Kutay Kaleli'ye dönelim, Günder Başkanı. Kutay Bey, iyi günler diliyorum size, kolay gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar. Görüldüğü gibi petrol fiyatlarında ciddi artış var ve bizim gibi enerjiye bağımlı ülkeler için sorun yaratıyor. Dolayısıyla alternatif enerji kaynaklarına yönlenmemiz lazım gibi görünüyor net olarak. Güneş enerjisi konusunda Türkiye'nin potansiyeli nedir acaba mevcut durumda? Ya, Türkiye'nin potansiyeli oldukça yüksek. Bugün geldiğimiz noktada da Türkiye'deki son 5-6 yıllık yapılan yatırımlarla Türkiye'nin kurulu gücünün %7-7,5 seviyelerinde tamamının güneşten şu anda karşılandığını söylemek mümkün. Bu seviye bundan 7 yıl önce sıfırdı. Dolayısıyla hızlı bir atılım gerçekleşiyor. Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle de hem güneşlenme sürelerinin uzun olması hem güneş ışının miktarlarının yüksek olması sebebiyle yatırımların geri dönüş süreleri kısa olduğu gibi yatırım yapabilme imkanları da son derece fazla. Dolayısıyla şu anda aslında yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde durdurulamayacak tek kaynağın güneş olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün. Peki şimdi yakın zamanda bu güneş enerjisi yatırımlarıyla elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payını yükseltmek için çalışmalar var mıdır Kutay Bey? Tabii şöyle biraz ülkemizdeki isterseniz süreci ben geçmişten bugüne hızlı bir aktarayım. Biliyorsunuz 2013 tarihinde yenilenebilir enerji kanunları ile beraber teşvik mekanizmaları başlatılmıştı. Biz ülkemizde önce lisanssız güneş enerjisi santralleriyle bu işi öğrenmeye başladık. Arazi tipi yapılan birer megawattlık lisanssız güneş santrallerinin arkasından 2019'da çatı ve cephe uygulamalarının da yönetmeliklerinin önünü açmasıyla beraber ülkemizde şu anda çok ciddi sayıda çatı üzeri kurulum devam ediyor. Diğer taraftan hem EPDK tarafından lisans verilmek suretiyle başlatılan işler, diğer taraftan da bakanlığın yerli ve milli politikası kapsamında şu anda devam eden YEKA projeleriyle çok ciddi bir yatırımın Türkiye'de devam ettiğini söyleyebiliriz. Pazar oldukça geniş. Yılda 1000-1500 megawatt seviyesinde kurulum şu anda Türkiye'de devam ediyor ve her yılda bu seviyede gidecek gibi gözüküyor şu anda en az. Peki şimdi mevcut durumda kuraklık söz konusu, bilindiği üzere devamlı konuşuyoruz bu konuyu. Dolayısıyla bu hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretimin payına bakıyorum. %27'den %21'e
düştü ve doğalgazın payı arttı bu nedenden dolayı. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz potansiyel eşliğinde güneş enerjisinin önemi bir kez daha çıkıyor. Neler yapılmalı acaba Kutay Bey? Şimdi tabii kuraklık hidroelektrik santrallerin çalışmamasında en önemli etkenlerden bir tanesi. Yenilenebilir kaynaklarımız arasında da hidroelektrik santralin payı gerçekten de yadsınamaz seviyede. Ancak biz hidroelektrik santrallerimizi bugünkü mevzuat kapsamında çok rahatlıkla hibrit dediğimiz güneş ve hidroelektriğin aynı anda çalışabileceği santrallere döndürebiliyoruz. Nerelere yapılabilir bu tesisler? Göl alanları üzerine yapılabilir. Bunlara yüzerges tabir ediyoruz. Santral sahasının etrafındaki alanlar boşsa, kamulaştırılmış alanlar boşsa buralara yapılabilir. Yeni alanlar kamulaştırmak suretiyle hibritleştirilebilir. Dolayısıyla güneşle hidroelektrik santralin entegre olduğu bir sistemdi, yani bir hibrit sistemdi de bu santrallerin verimliliği bugün için çok rahatlıkla arttırılabilir seviyede. Bunun önünü açan mevzuatlar da yaklaşık birkaç ay önce yayınlandı. Güncellenmesi gerekiyordu. Güncellemeleri de tamamlandı. Bugün için herhangi bir sorun yok gibi. Zaten EPDK'yı da incelerseniz web sitelerini çok sayıda başvurunun sürekli EPDK'yı hibrit üzerine yapıldığını göreceksiniz. Sadece HES'lerde değil bu arada rüzgar santrallerinde de, jeotermal santrallerde de bununla beraber iç tüketim amaçlı olarak kömür, doğalgaz gibi diğer santrallerde de güneş tesislerini kurmak hibrit olacak şekilde son derece mümkün günümüzde. Peki şunu da sormak isterim ben size. Güneş enerjisi yatırımın maliyeti ne kadardır? Ve bu yatırımları yaparken tedarik açısından ham madde ve ekipmanlar, ham madde miyim de ekipmanlar açısından dışa bağımlılığımız var mı? Türkiye'de üretebiliyor muyuz? Şöyle, şimdi tabii ikiye ayırmak lazım çatı ve arazi kurulumu olarak. Çünkü arazi kurulumlarında biliyorsunuz ekstradan bir taşıyıcı sistem kurmak durumundasınız ama çatıda bu taşıyıcı sistemler yok. Arazide işte tel çit gibi güvenlik önlemleri almak zorundasınız. Ekstradan trafo yatırımları yapmak durumundasınız. Ama şöyle kabaca bir indikasyon vermek gerekirse arazi tipi santraller bugün 500 bin dolarlar, 600 bin dolarlar mertebesinde megawatt başına. Çatıya gittiğimizde de bu seviyenin 500 bin dolarlar seviyesine düştüğünü görüyoruz. 1 megawattlık bir güneş santrali için. Diğer taraftan da hani üreticiler noktasında değinecek olursak Türkiye'de şu anda emeklemesini tamamlamış, ayağa kalkmış, ergenlik çağına erişmiş ciddi bir güneş enerjisi endüstrisi oluşmuş durumda. Hem birinci YK ile beraber güneş hücrelerinin kendisini Türkiye'de doğrudan entegre bir tesiste üretebilir pozisyondayız. Bununla beraber de Türkiye'de yaklaşık 3000 megawatt üzerinde yıllık kapasitede panel üretebilecek panel üreticilerimiz bulunuyor. Trafolarımız yerli, kablolarımız yerli, taşıyıcı aksamlarımız, çeliğimiz, alüminyumlarımız yerli. Dolayısıyla bir güneş santralinin artık Türkiye'de neredeyse %100'ünün yerli üretilebileceğini söylemek son derece mümkün. Tabii zaman zaman süreç içerisinde kapasitelerin yetmediğini, yetmeyen kapasiteler karşılığında da bir miktar ürünün ithal edildiğini görüyoruz. Bu da son derece doğal. Ama gelecekte ben bunun da biteceğini ve artık güneş santrallerinin tamamının %100 Türkiye'de yerli olarak yapılacağını söyleyebilirim. Peki, şimdi yerli olması iyi bir şey tabii. Ama şunu da merak ediyorum ben. Kendi konutumuzun çatısına bu güneş panellere, güneş enerjisi yatırımı yaparsak ne kadara mal oluyor ve yaygın bir duruma geldi mi bu sizce? Az da olsa. Şöyle Delia Hanım, şimdi konut dediğimiz şey aslında son derece küçük bir tesis. Bir kere apartman dairelerinde bunu yapmak bugün için çok kolay değil çünkü çatı kavramı şu anda ortak alan olarak geçtiği için biliyorsunuz bu Türkiye'de hepimizin sorunudur. Apartmanda herkes onay vermezse o çatının üzerine çivi dahi çakamazsınız. Bu kat mülkiyeti kanunundan gelen bir şey. Dolayısıyla biraz apartmanlarda şu an için çok mümkün gözükmüyor. Ancak villa gibi bireysel mülkiyet olan konutlar üzerinde yapmak son derece mümkün. Bugünkü tarifelerle de aslında aylık mahsuplaşma dediğimiz bir sistem çalışıyor. O da şu, ay içerisinde ürettiğiniz elektrik ile tükettiğiniz elektrik mahsuplaşılıyor. Eğer fazla üretiminiz varsa kendi tarife grubunuz üzerinden bunu elektrik sistemine satıp aylık olarak parasını alıyorsunuz. Eğer tüketiminiz üretilen elektriği aşmışsa bu kez sadece aşan kısmın bedelini ödüyorsunuz. Bu modelde yapılan bir yatırım konut projelerinde kendini 8 yıl gibi bir sürede ödüyor. Ancak bu üretim tesislerinin yani bu güneş santrallerinin
ekonomik ömürlerin 30 yıl olduğunu düşünecek olursak aslında 8 yılda kendini ödeyen ve geri kalan 22 yıl boyunca da kullanıcısına bedava elektrik üreten bir tesis pozisyonuna geliyor. Bu sanayi tarafına döndüğümüzde ölçek büyüdüğü için, yani 10 kilovatlardan megawatt ölçeğin üzerine çıktığımız için doğal olarak ölçek ekonomisine bağlı yatırım miktarı bir miktar daha düşüyor. Bunun karşılığında da sanayide şu anda 5-5,5 yılları çok rahatlıkla geri dönüş süresi olarak görmek mümkün diyebiliriz. Bütün sanayicileri bunu yapmaya her zaman teşvik ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Peki son olarak sürem doldu ama şunu merak ediyorum ben. Bu güneş enerjisi bitmeyen, tükenmeyen bir enerji. Bunun farkındalığını artırmak için ne yapmak gerekiyor acaba yararlanma sayılarını artırmak için sizce? Ya biz olabildiğince kendi tarafımdan baktığımda derneğimiz olarak çok ciddi projeler üretiyoruz şu anda bununla beraber. Ancak farkındalığını arttırmak için mesela işte çocuklarımızın genç yaşta öğretiminde başlamak suretiyle, yani yenilenebilir enerji biliyorsunuz artık sadece güneş olarak düşünmemek lazım. Küresel ısınma kapsamında önümüzdeki 2030-2050 yılları arasında yaşayacağımız süreç hepimiz için çok kıymetli ve çok değerli. Eğer biz bu küresel ısınmayı 2,5 santigrat derecenin altında tutamazsak gerçekten gelecek nesilleri pek de güzel bir dünya beklemiyor. Dolayısıyla bizim başlangıç noktamız aslında eğitim tarafı olmalı ve çok genç yaşta yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi üzerine tüm genç kardeşlerimizin hepsinin eğitilmesi lazım. Diğer taraftan zaten dünya üzerinde şöyle bir baskı oluşmaya başladı. Biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı sürekli raporlar hazırlar ve son raporunda şunu söylüyor. Güneş gelecek 100 yılın yıldızı olacak diyor. Sebebi de tabii ki çok açık. Az önce söylediğiniz gibi sonsuz bir kaynak olması, yatırım maliyetlerinin her geçen gün düşmesi ve diğer taraftan da Avrupa Birliği grubu ve Paris Anlaşması COP23 kapsamında zaten emisyon azaltım taahhütleri verdikleri için ya bu emisyon azaltımlarını yapacaklar ya da yapan diğer ülkelerde kurdukları santrallere ücretler ödeyecekler. Karbon finansmanları yapacaklar. Dünya buraya doğru dönüyor. Bir taraftan hem mecburiyetten bu kurulmaya başlanmak zorunda çünkü dünyamızı hepimizin kurtarması gerekiyor. Evet. Diğer taraftan da genç kardeşlerimizin de bu konuda bilinçlendirilmesi en önemli önceliğimiz olmalı diye düşünüyorum. Kutay Bey çok teşekkür ediyorum. Umuyorum izleyenler, dinleyenler de çok faydalanmıştır anlattıklarınızdan. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim bitiriyoruz. Saat 17'de tekrar karşınızdayım.